Lojdaydım. Çekerim o fotoğrafta ben aşağıya bakıyorum. Bir yandan Google'dan Revna Demirören'e bakıyorum ki beni arayan kişiyle Google'daki kişi aynı mı? Revna Demirören bunu fark etti. Ekran fotoğrafımı alıyorsun dedi. Evet alıyorum dedim. Tamam problem yok alabilirsin karşılaştır dedi. Karşılaştırdım gerçekten de oydu. Aldım o fotoğrafı istihbarat şefime gönderdim. Daha sonra haberin yayınlanmayacağı bana bildirildi. Ben genç bir muhabir olarak bu haberin üzerine gitmemem gerektiğini kendime defalarca tekrarladım. Başımın belaya gireceğini, ailemle alakalı sorunlar yaşayacağımı. Şimdi neden bunu dedim? Ben o Revna Demirören'in tek kare fotoğrafını istihbarat şefime attıktan sonra bana tekrar telefon geldi. İlker aradı beni. Ve şunu söyledi. Rojda o fotoğraf başka bir yere gönderilmeyecek. Birkaç yere atmışsın galiba. Revna Hanım istemiyor dedi. Suratıma kapattı. Bana hiç söz hakkı bile vermedi. Evet, Rojda'ya destek vermek için YouTube'un üye olun.